Firuze Hanım siz misiniz? Benim. Sizi adam yaralamaktan gözaltına alıyoruz. Bizimle geleceksiniz. Firuze. Ben yaptım. Ya ben yaptım. Sus Ömer, karışma. Yok, abla. Sus abla, Ömer. Ablamı götürmeyin, memur abi. Ya beni götürün, ablamı götürmeyin. Ya ben inanmıyorsunuz bana, niye inanmıyorsunuz? Ya ben yaptım, ben bıçakladım Adem'e. Bana ne yaptınız oğlum, ne bıçaklaması? Ömer bana bak, bana cevap ver, ne bıçaklaması oğlum? Ne yaptınız siz? Oğlum ne yaptınız bana bak? Kim yaptı? Ya, bilmiyorum abi, bilmiyorum. Oğlum adamı öldürdünüz mü, yaraladınız mı? Kim bu adam? Ne yaptınız oğlum siz adama? Yok yok abi, yaralandı sadece, bıçak sıyırdı geçti ya. Bana bak, kim yaptı? Hanginiz yaptınız bunu? Oğlum hanginiz yaptınız? Ablam! Kim bu adam? Sen tanıyor musun adamı? Oğlum kim bu adam? Anlatsana bana olayı. Ben de bilmiyorum, geçerken gördüm. Adam ablamın kolundan çekiştiriyordu. Ablam da direniyordu. Ben aralarına daldım zaten. Bilmiyorum. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Firuze Yavuz, kasten adam yaralama. Bu yaraladığın şahsı daha önce gördün mü? Tanıdığın biri miydi? Böyle sanıyordum. Tanımıyormuşum. Tanıyorsun yani. Adını, sanını, kim olduğunu biliyorsun. Bu yaraladığın bıçak senin mi? Nereden buldun? Kimden aldın bıçağı? Git! Ömer! Kimsin lan sen? Hayır, hayır. Kimsin sen? Hayır. Kimsin sen? Hayır. Dur! Kim verdi sana onu? Kızım cevap versene. Benim de bıçak. Benim de. Pardon, Firuze Yavuz kendisi benim kardeşim olur, buraya getirecektik. Şu an ifadesi alınıyor, bekleyin. Tamam. Benim yüzümden oldu. Ne diyorsun oğlum, ne demek benim yüzümden oldu? Abi bıçak benimdi ya. Midye açarken kullanıyordum, Çiğdem'e yardım ediyordum. Ah be Ömerciğim. Ah be Ömer ya. Ah be Ömer ya. Sadece 5 dakika. Tamam. Thank you.
İyi misin? İyiyim. Bir şey söylediler mi? Neden tutuyorlarmış seni bu odada? Bilmiyorum. Daha çıkarmaya da niyetleri yok gibi. Ben hiç böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim, biliyor musun? Sen aramızdaki en düzgün, en doğru, en akıllı insandın. Yani bir gün şu kelepçeyi bana vuracaklarını düşünürdüm ama... ...yani şunu göreceğimi hiç düşünmezdim Firuze. İnsan neyden korkuyorsa onu yaşıyor abi. Neyden kaçıyorsa ona yakalanıyor demek ki. Evet. Galiba öyle. Neyse ben bu konuyu bir şekilde halledeceğim. Sen söyle bakayım şimdi kim bu adam? Ne geçti sizin aranızda? Hı? Yani seni rahatsız mı etti? Bir şey mi söyledi? Bak ben eğer bunu bilirsem ona göre bir şeyler yapabilirim belki. Yok öyle bir şey değil. Ne peki o zaman? Tartışıyorduk. Bir anda oldu. Tamam işte neyi tartışıyordunuz ben de onu anlamıyorum. Yani tanıdığın biri miydi? Ne üstüne tartışıyordunuz? Gerçekten canlandıramıyorum kafamda. Ne oldu? Firuze. Bu adam benim tahmin ettiğim kişi mi yoksa? Sen o adamı mı yaraladın? Hı? Hani bitmişti? Hani görüşmeyecektiniz? Abi ne olursun hiç sırası değil lütfen. Yok şu an sırası. Ne yaptı? Önünü mü kesti? Bir şey mi söyledi? Sana bir şey mi yapmaya çalıştı? Bak eğer bunlar o adamın kabahatiyse seni burada tutamazlar. Yok hayır hayır. Öyle bir şey olmadı. Ben yaptım. Ben yüzleşmek istedim. Ne varsa içindeki her şeyi dökmek istedim. Konuşmak istedim ama sonra... Abi özür dilerim. Benim yüzümden oldu. Her şeyi elime yüzüme bulaştırdım. Benim yüzümden oldu. Elime yüzüme bulaştırdım. Yok bunlar senin suçun değil. Benim eşekliğim. Öyle öyle gerçekten yani ben bu mevzuyu öğrendiğimde o herifin yakasına yapışsaydım sen şu anda burada böyle kelepçeli oturmazdın. Abi bak bunun senin yaptıklarınla yapamadıklarınla hiçbir ilgisi yok. Bizim yerimize savaşlara girip bizim yerimize üzülemezsin. Böyle bir şey yok. Yok böyle bir şey. Bu benimle alakalı bir şey gerçekten. Sen şimdi söyle bakayım ben bu adamı nerede bulurum? Sakın bak abi ne olursun uzak dur. O aileden kimseyle görüşme tamam mı? Kimseyle muhatap olma. Firuze bak böyle bir şansımız yok maalesef. Şu an senin hayatın o adamın iki dudağının arasında. Bilmiyorum farkında mısın? Umurumda değil. Kimseye yalvaracak değilim. Sen de yapmayacaksın. Böyle alacaksa intikamını bırak alsın. Bu kadar zavallılaşacaksa yapsın. Bırak. Yani hep... Görüşme bitti. Abi, Ömer'e söyle üzülmesin. Kalbimi kırıyorlar anne. Her gün biraz daha ağır. Yalanlar söylüyorlar. Her söz bir öncekine sağır. Ağır ağır iyileşiyor. Bağır çağır yaraları. Bir yanım masum çocukluğum, bir yanım çıkmaz sokak anne. Vazgeçmek istemiyorum, kendimce direniyorum. Bir yanım hala savaşıyor. Bir yanım çoktan yenik anne.
Günaydın. Kam, yapma böyle. Sorunlarımızı konuşarak çözebiliriz. Ya biz seninle bir kere aile olduk. Tekrar olabiliriz. Sen yeter ki benim yüzüme bak. Benimle konuş. Zaten sevdiğin kadarıyla yetinirim ben. Belli ki sen gitmeyeceksin Leyla, o yüzden ben gidiyorum. Yeniden çocuğumuz olabilir. Ne diyorsun ya sen? Ne diyorsun Leyla? Sen yeniden... Bana bak. Ben bir evladımı daha senin öfkene kurban etmeyeceğim. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun? Ben çok iyi bir anneydim. Kızımı çok sevdim. Ona her şeyimi vermek istedim. Ya sen iyi bir anne falan değilsin. Leyla, sen iyi bir anne falan değilsin. Sen kendi korkuların, kendi çıkarlar için kızımızı oradan oraya savuran bir anneydin, o kadar. Anladın mı? Ece'yi de sırf bu yüzden doğurdun. Beni kendine bağlamak için. Hayır, yapmadım öyle bir şey. Yapmadım. Hatırlıyor musun sen o geceyi? Hı? Bu kaza gecesi. Biz o gece neden kavga ettik Leyla sen? Hı? Kızımızı kaybettiğimiz geceyi hatırlıyor musun Leyla? Biz niye kavga ettik seninle o gece? Sana bir soru soruyorum. Biz neden... Senin yüzüme bak, yüzüme bak! Biz neden kavga ettik o gece Leyla? Hatırlıyor musun? Hatırla. Hatırla Leyla. Neden kavga ettik biz? Hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun. Çünkü Leyla, biz her ailede olabileceği ufacık o incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir konu yüzünden kavga ettik. Ama sen o konuyu, Allah'ın belası konuyu aldın, büyüttün bir çığ gibi. Biz de o çığın altında kaldık. Evladımızı kaybettik. Anladın mı? Sen Leyla sus, 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 sus. Sen beni kızınla tehdit ettin ya. Sırf ben üzüleyim diye, sırf beni üzmek için kızımı benden kaçırdın Leyla. O gece yüzüme bak, yüzüme bak. O gece kızımı benden kaçırdın ben. Ben o birkaç dakikada kaybettim. Kızımızı sizin peşinizdeyken yaşadığım o birkaç dakikada kaybettim ben kızımı. Sarhoştum. Sarhoştum. Kızımızın emniyet kemerini takmadın. Sonra böyle oldu. Ben gözümü kapadığımda, tamam ben gözümü kapadığımda ben... Bana bak! Leyla bana bak, ben bu ellerle çıkardım kızım oradan. Ben çıkardım bu ellerle kızım arabadan. Kızım benim kollarımda öldü, bana bak! Kızım benim kollarımda öldü, anlıyor musun? Ben gözümü kapattığımda ben ne görüyorum sen biliyor musun? Ağlama Leyla, ben gözümü kapattığımda ne görüyorum biliyor musun? Hala o kızımın kollarımdaki halini görüyorum. Belki diyorum ya, belki, belki acaba yetişebilir miydim, kurtarabilir miydim kızımı diyorum Leyla, hala. Anladın mı Leyla? Kazaydı. Kaza falan değildi Leyla, kaza falan değildi. Senin o çektiğin vicdan azabın yüzünden herkesi, her şeyi suçlamaktan vazgeç. Kaza falan değildi o. Ağlama! Niye? Niye bunları şimdi söylüyorsun? Bu kadar susup, bu kadar zaman sonra bunları niye söylüyorsun? Ya yoruldum çünkü. Yoruldum çünkü Leyla, anladın mı? Yoruldum. Senin o yas zannettiğin vicdan azabının altında ezilmekten yoruldum. Sen de annem de aynısınız. Sevmek nedir? Annelik nedir bilmiyorsunuz. Ağlama. Ağlama, bana bak, bana bak. Ağlama. Zaten bugüne kadar yeterince ağladın, ağlama. Sen ağladın, ben senin yanında durdum. Sustun, ben de sustum. Annedir dedim, acı çekiyor dedim, sustum. Bir kere bu adamın evladı benim yüzümden kollarında öldü dedim ya sen. Bir kere, bir kere dönüp nasılsın ya sen diye sordum. Karşında gördüğün adama bir değil, iki hayat borçlusun sen. Hayır.
Komiserim, ben abisiyim. Kimin şikayet ettiğini öğrenebilirsek hani gidip konuşuruz, uzlaşırız belki. Avukatınız yok mu? Yani ben öğretmen adamım. Hiç avukatlık bir işim olmadı ama kardeşim için gerekirse tutarım tabii. Komiserim, acil bir durum var. Geliyorum. Çetin bir kayaya çarpmışsınız. Bence siz iyi bir avukat tutun. Kaan Kerimoğlu demek. Abi, kim o adam, sen tanıyor musun? Yürü Ömer. Yürü gel. Lafı uzatmayacağım Aile. Buraya niye geldiğini merak ediyorsundur. Evet, hem de çok. Senden zor bir şey istemeyeceğim. Eğer istediğimi yaparsan... hayatındaki bütün sorunları yavaş yavaş çözerim. Benim bir sorunum yok aslında. Lütfen. Babanın iflas ettiğini, yeri geldiği zaman iki işte birden çalıştığını, boğazınıza kadar borç içinde olduğunuzu ikimiz de iyi biliyoruz. Siz bunları nereden öğrendiniz? Bir önemi yok. Sonuca odaklanalım. Firuze senin sınıf arkadaşın değil mi Aylin? Evet, ama samimi değilim. Samimi olmanı istiyorum Aylinciğim. Ne yapar? Nereye gider, kimle konuşur, kimlerle görüşür? Hepsini bilmek istiyorum. Ben anlamıyorum. Siz benden ispiyonculuk yapmamı istiyorsunuz. Ama neden? Sizin gibi birinin Firuze ile ne işi olur? Firuze, kocamın metresi. Sanırım senin için bu yeterli bir cevap oldu. Getirdim. Akşam yine getiririm. Akşam? Akşam mı? Neden? Ne kadar tutacaksınız beni burada da? Bilmiyorum. Beyefendi nereye? Buraya bu şekilde giremezsiniz. Kaan Kerimoğlu nerede? Kaan Kerimoğlu neredesin? Bırak abi. Ne oluyor burada? Heh. Sen misin, gel buraya gel. Lan sen ne yüzsüz, ne şerefsiz bir adamsın lan. Kardeşimi yaptıkları yetmedi mi? Lan bırak. 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 Herhalde sen misin? Evet. Bak, benim kardeşim şu an içeride. Kelepçeyi takıp götürdüler, biliyor musun sen? Ne diyorsun Ferhat? Ne içeride? Anlamıyorum. Ne diyorsun? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Bir de bilmiyormuş gibi yapıyor. Oğlum senin niyetin ne lan? Ha? Niyetin ne? Ya lan sen yetmedi mi lan sen? Yetmedi mi? Tamam bırak. Bırak. Bırak beni. Bırak. Bana bak Kaan Kerimoğlu. Sen benim adımı biliyorsan bugüne kadar nasıl geldiğimi de biliyorsundur. Firuze sana böyle bir hesap sorduysa bir düşün bakalım ben sana neler yaparım. Ayrıca sakın bizi kendine düşman etme. Ve şimdi gidiyorsun. O şikayetini geri çekiyorsun. Kardeşimin hayatına defolup gidiyorsun. Anladın mı lan beni? Anladım. Çay daha koyayım mı? Yok baba, geç kaldım zaten, ben kaçayım. Ha? Bir geç kalan sen de yesin, gördün mü? Hayırdır oğlum, dersini mi ektin lan? Oğlum?
Baba. Ne oldu lan? Ablamı. Ben tahmini bütçelere itibar etmem. Bugüne kadar Zira böyle bir şeyin olduğunu hiç görmedim. Kaan. Bize biraz müsaade eder misiniz? Sana tek bir sorum var. Neden? Benden nefret etsin diye mi gittin şikayet ettin kızı? Bazen o kafanın nasıl çalıştığını gerçekten merak ediyorum. Bazı dersler asla unutulmaz. O kız da bu yaşadıklarını hiçbir zaman unutmayacak. Hiç ders almayan birinin bunu da söylemesi gerçekten çok enteresan ya. Şu kurtlar sofrasında kendini çoban zannediyorsun ya anne. Ben olmasam seni çoktan parçalamışlardı. O Leyla da o Taner'de seni yok edecekleri günü bekliyorlar. Onlara o fırsatı asla vermem. Asla. Beni seni tamamen yalnız bırakmaya mecbur etme. Ya ben geçerken Elif'in öyle ablamın kolundan çekiştirdiğini görünce direkt üstüne atladım zaten ne olduğunu bile sormadan. Üstümde de bir çakı vardı. Çiğdem'le midye açmak için kullanıyorduk. O ne ara yere düştü, ablam onu ne ara aldı ben bilmiyorum abi. Kim bu adam peki? Adını biliyor musun? Kaan. Kaan bir şeydi ama hatırlamıyorum ki abi. Oğlum bak iyi düşün. Kim olduğunu bilirsek gider hesabını sorarız herife. Kaan. Kaan. Bilmiyorum abi. Bakayım kim oğlum? Kim işte herif lan? Şşş. Memo. Oğlum bir sakin ya. Bir dur. Ya delireceğim ya. Delireceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Kim bu herif? Hem suçlu hem güçlü. Bir de kalkmış kızdan şikayetçi olmuş ya. Bana bak. Bundan sonra benim adıma hiçbir şey yapmayacaksın. Duydun mu beni? Kötüye kullandığım vekaletin yüzünden senin işini, mesleğini, her şeyini elinden alırım. Yıkıl karşımdan. Yıkıl karşımdan. Ne oluyor burada? Beyefendi, nedir bu durum? Ben Kaan Kerim. Komiserin bu şikayetin yapıldığından benim haberim bile yok. Avukatım sizin adınıza dilekçe vermiş. Biliyorum ama benim onayım yok. Şimdi lütfen. İşlemden kaldırılmasını rica ediyorum. Kız da bu olayı inkar etmedi. Böyle bir olay yaşanmış. Yaşanmadı demiyorum komiserim. Ama Firuze'nin bir suçu yok. Kaan Bey, başkası mı yaptı? Sonuçta ortada bir yaralama olayı var. Öyle değil mi? Kazaydı komiserim. Sadece bir kaza. Zaten önemli bir şey yok. Ufak bir sıyrık o kadar. Kız yanında bıçak taşıyormuş. Taşımıyordu bıçağı. Yerde buldu. Ben de elinden almak isterken işte o esnada istemeden oldu. Bakın eğer kızı kurtarmak... Firuze Yavuz. Daha önce bir suça bulaşmış mı komiserim? Hayır. Üniversite okuyan, abisi ve kardeşiyle hayatta kalma mücadelesi veren genç bir kadın. Böyle bir olayın onun sicilini işlemesini istemeyiz değil mi? Hem ona gelene kadar daha ne suçlar ne suçlular var mücadele etmemiz gereken. Peki Kaan Bey, siz bilirsiniz. Sonuçta mağlup sizsiniz. Teşekkür ederim komiserim. Beyefendi şikayetini geri aldı. İfadesinde olayın kazayla olduğunu söyledi. Çıkabilirsiniz. Geçmiş olsun Kaan Bey. Bunu ben yapmadım. Hadi evimize gidelim Firuze.
Bu bir kazaydı. Kaza. Herkes yapabilir. Benim bir suçum yok. Öyle olsun istemedim. Bunu düzeltebilirim. Kaan'ı kendimi affettireceğim. Yeniden aile olacağız. Üç kişilik bir aile. Ben bu hikayenin sonunu biliyorum. Sen de biliyorsun. Hiçbir kitapta okumadık, hiçbir filmde seyretmedik ama ikimiz de yaşadık. Hem de iliklerimize kadar. Sonun annem gibi mi olsun istiyorsun Firuze? Hı? Hadi bizi geçtim. Kendinle mi düşünmüyorsun sen? Neden bunu kendine yapıyorsun? Onca başarı, onca çaba, iki dakikalık bir sinir patlamasında heba olur gider anlamazsın bile. Bugün yaralarsın. Yarın bir bakmışsın sen de annem gibi. Benim annem haklıydı abi. Öyle mi? Peki bu neyi değiştirdi? Hı? Ömrünü demir parmakların arasında geçirdi annemiz. Bizi de... Bizi de ne? Bizi de ne? Geçmişin içine hapsetti. Ne sen ne de ben çıkamıyoruz oradan gördüğün gibi. Ya? Hadi gidelim. Evde görüşürüz.